Merhaba arkadaşlar. 12. sınıfın son konusu canlılar ve çevre. Her sene bundan gördüğünüz 9'da da 10'da da 11'de de sene sonunda işlediğimiz konuydu. 12'nin konusu canlılar ve çevre dersimize devam edeceğiz. Müsaitseniz buyurun başlayalım. Şimdi arkadaşlar canlılar ve çevre ünitemizde bütün canlılar bulundukları çevreyle ekosistemle yani e, oradaki bütün faktörlerden etkileniyorlar. Çevresel faktörlerden sıcaklıktan soğukluktan. Hatırlarsanız bu çevresel faktörler canlı biyotik veya cansız abiyotik olabiliyorlardı. İşte iklim sıcaklık nem topraktaki su miktarı veya bulunan ortamın işte konumu coğrafi konumu falan yükseltisi bunların hepsi bu çevresel ve cansız abiyotik etkenlerdendi. Oradaki üretici, tüketici, avcı, ayrıştırıcılar da canlı faktörlerdendi. İşte bunlardan etkileniyor. Canlıların morfolojik özellikleri bu ortamla alakalı. Mesela e, üreme zamanları, işte davranış biçimlerine falan alakalı olduğu için bulundukları ortamda ben bazı kriterlere bakarak onun yaşadığı ortam hakkında tahminde bulunabiliyorum. Mesela eğer canlının vücudunda, derin altında çok bol miktarda yağ varsa, diyor ki bu soğuk bölgede yaşayan bir canlıdır. İşte eğer kıl rengi veya post rengi böyle beyazsa o zaman diyorum ki kamufle olmak için beyazdır. Demek ki yerin beyaz olduğu bir yerde yaşıyor. Nerede? İşte karlı bölgelerde yaşıyordur. Yorumunu yapabiliyorum arkadaşlar. Ee, Zamanla bu. Biyotik, abiyotik faktörler değişikliğe uğrayabiliyor. Mesela işte bir bölgede deniz doldurulabiliyor. Ondan sonra veya bir bölgedeki göl kurutulabiliyor. Dolayısıyla çevredeki faktörler değiştikçe bizim canlılarda bunlardan Etkileniyorlar doğal olarak. İşte neler oluyor bu etkiler? Bu etkiler işte bazıları ortama adapte oluyor, bazıları adapte olamıyor, bazılarının toleransı yüksek olduğu için yaşamaya devam ediyor filan gibi. Peki bazıların adapte olup bazılarının olamaması, bazılarının toleransının yüksek olması ne anlama geliyor? Bu arkadaşlar tür içindeki çeşitlilik anlamına geliyor. Yani varyasyon. Canlılar bulundukları ortamda uyum sağlayabilmeleri arkadaşlar, onların çeşitliliğiyle, varyasyonuyla alakalıdır. Bu varyasyon, çeşitlilik eşeli üreme ile sağlanır, mutasyonlarla sağlanır, bazen çevresel etkilerle de meydana gelebilir. Fakat her çeşitlilik, her varyasyon kalıtsal olmak zorunda da değil. Eğer canlıda kalıtsal olmayan bir çeşitlilik varsa biz ona modifikasyon adını veriyoruz. Kalıtsal olmayan çevreye uyum, işte spor yaparak kaslanma durumunda olduğu gibi veya soğuk ortamda yetişen e, sirke sineğinin kanadının düz sıcakta yetişen sirke sineğinin kanadının kıvrık olması olayında olduğu gibi. Modifikasyon olarak nitelendirilen özelliklerin oluşumunda bizim genin işleyişi değişiyor arkadaşlar. Yani şu DNA molekülü üzerinde adenin, timin, guanin, stozin, nükleotitlerin sırasında filan bir değişiklik olmuyor. Yapıda bir değişiklik yok. DNA'mızın yapısı aynı. Yani kaslanmamış bir bireyle kaslanmış bir birey arasındaki DNA farkı falan yok. Neyi var? DNA'nın işleyiş biçimi değişiyor. Daha önceden birim zamanda bir tane kas proteini aktin miyozin üretiyorsa şimdi birim zamanda 3-5 tane aktin miyozin üretiyor kas kitlesini arttırmak için. Yani modifikasyonda DNA'mızın işleyişinde bir değişiklik var. İşte Kulak kepçesinin şekilleri arkadaşlar bakın ne kadar farklı kulak şekillerimiz var. Biz kalıtımda işte yapışık kulak memesi, ayrı kulak memesi. Bakınız şu yapışık, şu yapışık, e, şu ayrık bir kulak memesi. Muhabbetinden bahsetmiştik bu ayrı kulak memesi. Ama ne kadar çok kulak e, kepçesi şeklimiz var. Bunun hepsi nasıl oluşuyor? Bunun temel sebebi arkadaşlar eşeyli üremem. Eşeyli de mayoz vardı hatırlarsanız. Eşeyli yüremedeki mayoz çeşitliliğe sebep oluyor. Mayoz bölünmede crossover veya homolog kromozomların rastgele dizilmesi ve ayrılması bu çeşitliliğe sebep oluyor. Hatırlarsanız crossover mayoz bölümede şart değildi. Olursa güzel olurdu. Çeşitlilik artardı. Olmasa da homolog kromozomların rastgele dizilip ayrılması çeşitliliği etkiliyordu. Artı anneden ve babadan gelen genlerin kaynaşması yani döllenme de çeşitliliği sağlıyordu. Bunun dışında canlılarda mutasyonlar meydana geliyor. Mutasyon da çeşitliliği sağlayabiliyor az sonra bahsedeceğiz. Eşeğin farklı olarak konjugasyon dediğimiz bir olay var. Bu konjugasyon olayı hatırlarsanız bakteriler arasında plazmit aktarımı şeklinde oluyordu. Bir bakteriden diğerine plazmit gönderiyorduk. Eğer bu konjugasyon prokaryotlarda bakteri ve arkelerde olursa onlardaki üreme değildi. Ama paramesyumda olursa o üreme olacaktı. Şimdi modifikasyonu tekrardan baktığımızda canlının bulunduğu koşullarda ona yarar sağlayan bir durumdur. Ve bu özellik yavruya aktarılmaz bizim dikkat edeceğimiz. Canlıya bulunduğu koşullarda yarar sağlar ve yavruya aktarılmaz. Sorularda şu altı tanesi geliyor çok sık olarak. İstisna başkası gelebilir ama şu altı tanesini biliyorsan sana zaman kazandıracak. Çoğa çiçeğinin şuradaki çoğa çiçeği kırmızı veya beyaz olması bir modifikasyon. Şu Himalaya tavşanı arkadaşlar. Himalaya tavşanın Bakınız sırtı beyazken buz bağlandığında sırtı siyah olmuş. Kürk rengi bir modifikasyon. Bal arısının iri vücutlu kraliçe ya da küçük vücutlu işçi olması bir modifikasyon. Sirke sineğinin kanat kıvrıklığı, ortanca çiçeğinin farklı renklerde açması, istiridye kabuğunun yapıştığı yüzeye bağlı olarak farklı kabuk şeklinde olması birer modifikasyon. Tek yumurta ekizleri kalıtsal olarak aynı bilgiyi taşıyorlardı ama çevre etkisiyle oluşan kilo, boy ve zeka farkı bir modifikasyon. Kara indiba bitkisi dağda yetiştirildiğinde çevre şartlarının zorluğundan dolayı kısa boylu olurken ovada yetiştirildiğinde uzun boylu olması modifikasyon. Bronzlaşma, kaslanma modifikasyon. Tohumların karanlıkta çimlendirildiğinde yeşil olmaması modifikasyon. Kazalar sonucunda sakatlanma modifikasyon. Bunlardan birini görürseniz yapıştırın geçsin. Bakın ortanca bitkisi mavi de olabiliyor pembe de. Ve aynı bitki bu. Hocam bu mavi tohumdan bu pembe tohumdan değil bu pembe tohumlu bitkinin pembe çiçekli bitkinin bulunduğu toprağa e, karbonatlı su dökerseniz bir müddet sonra orasının mavileştiğini görürsünüz arkadaşlar. Adaptasyon modifikasyondan bir tık daha farklı. Bu sefer e, kalıtsal bir durum ve bu adaptasyon canlının yaşama, üreme şansını arttıracak. Yaşama şansını açarsam avlanmasını kolaylaştıracak veya av olmasını zorlaştıracak bir uyum. İşte kaktüslerde gövdede su depoluyor. Niye? Çünkü bulunduğu ortam çok kurak. Suyu buldu mu depoluyor. İleride lazım olduğunda oradan kullanacak. Bu kaktüsü siz şu anda moda evlerde de kaktüs bakılıyor. Evdeki kaktüsünüz şunu diyor mu? Ya burası nemli bir ortam sürekli su verirler bana su depolamayı bırakayım diyor mu? Demiyor. Dolayısıyla kalıtsal bir özellik ve bir e, adaptasyon. Devenin hörgücünde yağ depolaması, ayaklarının tabanlarının çok geniş olup kumda batmaması, kuma bastığınızda ayağınız içeri doğru gömülür. Bu ayak tabanını genişleterek fillerde de benzer bir uyum var. E, zemine gömülmeyi, basıncı etrafa yaydığı için zemine gömülmeyi azaltıyor. O bir avantaj. İşte dudaklarının ortası yarık dikenli bir bitki yiyor. O dikenli bitkinin dikeni işte diline dudağına batmasın diye dudak şekli ona göre o bir adaptasyon. Boşaltım ee, organı böbrekte nefron kanalımız vardı bizim şöyle hatırlarsanız. Şu aşağı doğru kıvrımlı olan yer henle kulpuydu. Henle kulpunun şu inen kısmında su emiliyordu. Bu inen kısım ne kadar uzunsa o kadar çok su emilir ve böylece canlı idrarla az su kaybeder. Dolayısıyla kurak bölgede yaşayan canlılarda hende kulpunun uzun olması bir adaptasyon. Kutup ayılarının beyaz renkli olması, kamufle olmayı sağlayan bir adaptasyon. <laughs> bakınız burada iki tane yaprakta böcek var arkadaşlar. Şu yapraktaki böcek bakınız şu gözü fark ettiyseniz nasıl da yaprağın şeklini almış durumda. Çok iyi bir kamuflaj sergilemiş. Yine burada bir tane böceğin var bakın ayaklarıyla. Yaprağın desenini bile taklit ediyor. Bu canlının kamuflu olmasını, böylece diğer canlılara yem olmaktan kurtulmasını, avına rahat rahat yaklaşabilmesini sağladığı için bir adaptasyon. Ee, karada yaşayan canlıların iç döllenme yapması bir adaptasyon. Karada yaşayan canlıların amonyak yerine daha az suyla atabilecekleri üre ve ürik asit boşaltmaları, hatta böceklerin ürik asit atmaları. Ya baksanıza şu kadarcık vücudun içerisinde ne kadar su tutuyor ki adam boşaltında bir de su kaybetsin. Onun için ürik asit şeklinde boşaltım yapıyor. E, kutup hayvanlarının kulaklarının daha küçük, bu çıkmamış burada ama e, sıcak bölgede yaşayan canlıların kulaklarının daha büyük olması. Bakınız bu da bir tilki, bu da bir tilki. Fakat bu çöl tilkisi kulak çok büyük arkadaşlar. Niye? Vücut sıcaklığını düşürmek için serinlemeye ihtiyacı var. Buradaki kılcal damarlar, kulağındaki kılcal damarlar daha fazla ısı alışverişi yaparak vücut sıcaklığının düşmesine sebep oluyor. Fillerin de kulağının çok büyük olması yine vücut sıcaklığını ayarlama çabalarından kaynaklanıyor. İşte kurak bölgede yaşayan bitkilerin yaprak yüzeylerinin dar, örtü tüylerinin fazla olması yine bir adaptasyon. Şimdi geldik doğal seçilim başlığına. Arkadaşlar doğal seçilimdeki temel mantığımız şu. Ortama uyan canlı hayatta kalır. Ortama uyamıyorsan hayatta kalmazsın. Şimdi doğal şartları zaman içinde değişime uğrayabiliyor. Ama canlılarda da çeşitlilik var. Dolayısıyla bazıları bu değişime ayak uydurabiliyor. Belirli bir habitatta yaşam süren canlı türüne ait bireyler içerisinde ayak uydurabilecek genetik çeşitliliğe, genetik yeteneğe sahip olanlar yaşamaya ve çoğalmaya devam eder. Geri kalanlar ya alan değiştirmek zorunda kalır, göç eder ya da orada artık yaşayamazlar, ölürler. İşte biz buna arkadaşlar doğal seçilim diyoruz. Ayak uydurabilen yaşayacak. Bakınız Buradaki zemine e, yakın renkte olan ilk başta yeşil böceklerimiz var. Kargalar yeşil böcekleri yiyorlar rahat buldukları için. Burada rengi biraz farklı çizilmiş ama yeşil böceğe göre daha iyi kamuflaj olabilen bir renk. Kuşlar tarafından avlanmadığı için sayıca baskın duruma geçiyor. Ve böylece doğal seçilimle daha önceden yeşil ve turuncu renkli böcek varken artık sadece turuncu renkli böcekler var. Ha, derseniz doğal seçilim hocam. Tür çeşitliliğini azaltmadı mı? Evet doğal seçilim tür çeşitliliğini azalttı. Bilgi doğru. Ama bütün türün kaybolmasındansa en azından bazılarının hayatta kalması bir avantaj. İngiltere'de e, sanayi devrimi öncesi ve sonrası güvelerin durumu sorularda çok gelir arkadaşlar. Bizim ağacımız İngiltere'de akça ağaç denilen bir ağaç. Kabuğu beyaz renkli. Şurada olduğu gibi. Onun üzerine e, yapışan orada yaşayan güvelerimiz var. Piyasada iki farklı güve var. İşte beyaz renkli güveler ve siyah renkli güveler. Bu güveler ağaç kabuğuna konduğunda bizim kuş beyaz güveleri daha zor fark ediyor. Onlar kamufle olduğu için ve siyah güveleri avlıyorlar. Şu ikinci durum dediği yerde kim avantajlı? Beyaz güveler avantajlı. Fakat sanayi devrimi oluyor, fabrikalar artıyor. Fabrikalarda fosil yakıt yakılıyor, kömür tüketimi çok fazla. Tabi o zamanlar fabrika bacalarına filtre takma daha fark edilmemiş gelişmemiş, hatta gelişmemiş değil, daha icat edilmemiş, çıkan kurum ağacın kabuklarını karartıyor. Ağacın kabuğu kara hale gelince bu sefer kim avantajlı duruma geçti? Siyah güveler avantajlı duruma geçti. Ve siyah güveler ağacın üzerinde kamufle olmaya başladı. Bizim kuş da yakalayabildiği beyaz güveleri yedi. İşte bu arkadaşlar doğal bir seçilim olayı idi. Bu doğal seçilim sorularda ee, Antibiyotiğe dirençli bakteri muhabbetinde de geliyor. Yine sağdan soldan duymuşsunuzdur. Uzun süreli antibiyotik kullanımı e, bakterilerin antibiyotiğe direnç kazanmasına sebep oluyordu. Hatta onun için artık doktorlarımız öyle her isteyene antibiyotik yazılmıyor. Elzem olmadıkça antibiyotik yazmamaya çalışılıyor. Bir de antibiyotik kullanımının sonuna kadar devam etmesini istiyorlar. İki tane hap aldım ben iyileştim devam etmeme gerek yok deyince neler oluyor vücutta? Şunlar oluyor. Şimdi vücutta çok sayıda bakteri vardı. Bunlardan birkaç tanesi antibiyotiğe dirençliydi. Antibiyotikler hastalığa neden olan bakterileri e, ortadan kaldırıyordu. Onların enzim sistemini bozuyordu, öldürüyordu. Ve ben bu antibiyotiği uyguladığımda bazı bakteriler öldü. Fakat turuncu renkli dirençli bakteriler hayatta kalmaya devam etti arkadaşlar. Ben antibiyotik kullanımına devam etseydim belki bu turuncu olanlar da dozaj arttığı için daha yüksek dozda antibiyotiğe maruz kaldığı için belki onlar da ölecekti. Ama sen bunu yapmadın. E, iki gün kullandın. Bir grup öldü bir grup kaldı. İşte bunlar antibiyotiği şu ölenlere göre bir tık daha dayanıklı. Ne oldu? Dirençli bakteriler artık büyüdü ve ortam hakimiyetini ele geçirdiler. Sonra bu dirençli bakteriler konjugasyonla direnç genlerini başka canlılara da aktarabiliyorlar. Başka bakterilere de aktarabiliyorlar. E ne oldu? Al sana antibiyotiği dirençli bakteri kolonisi. Şimdi doğal seçilimde eşeyli üreme ve mutasyonlar çeşitliliğe sebep oluyordu. Bu çeşitlilik arkadaşlar canlıların ortama uymasını veya uyamamasına sebep oluyordu. Bu doğal seçilim sonucunda canlıda yeni özellikler ortaya çıkıp o canlı bulunduğu bölgeye adapte oluyordu. Şöyle düşünün bir sürü beyaz postu, siyah postu, kahverengi postlu ayımız vardı ve bir bölge karla kaplandı. E, beyaz postlu ayılar kamufle oldukları için yakalayacakları canlıya yaklaşabilirler. Ama kahverengi postlu bir ayı bembeyaz kar zeminde avına doğru yaklaştığında avı bir bakıyor. Kendisine doğru gelmekte olan kahverengi bir kütle. Hop topuk kaçıyor. E böylece adamcağız o bölgede beslenemiyor. Ne yapıyor? Ya besin bulamadığı için ölüyor ya da besin bulabileceği karlı olmayan bir alana doğru göç ediyor. Ve artık o bölgede sadece beyaz postlu ayılar kaldığı için, beyaz postlu ayılar birbiriyle çiftleştiği için o bölgedeki bütün ayılar açık renk post rengine sahip kutup ayısı haline geliyor. İşte bu biriken adaptasyon dediğimiz muhabbet. İşte zürafalarda örnek var arkadaşlar. Farklı boylarda zürafa var piyasada. Ama yaşadıkları bölgedeki bir felaket sonucunda ağaçların şu aşağıdaki dallarında yaprak kalmıyor. Aşağıdaki dallarında yaprak kalmayınca bu kısa boylu garibim üstteki dala yetişemediği için besinsizlikten ya ölüyor ya o bölgeden göç ediyor. Biraz daha uzun boylular var ama onlar da yetişemiyorlar. Onlar da gitti. Ama boynu uzun olan şu üstteki dala yetişebildiği için rahat rahat besleniyor ve hayatta kalıyor. Böylece uzun boylu, uzun boyunlu olma geni aktarıla aktarıla devam ediyor arkadaşlar. Antibiyotiklere direnç kazanma muhabbetinde muhabbetini konuşmuştuk ama şimdi bir bakteri e, var ol, sahip olduğu plazmiti farklı şekillerde kullanabiliyor üç tane olay bakterilerde çeşitliliğe sebep oluyordu. Bunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Birincisi konjugasyon, ikincisi transformasyon, üçüncüsü transdüksiyon. Konjugasyon bir bakteriden diğerine plazmit aktarımıydı. Transformasyon bakterinin ortamda bulduğu kendisine ait olmayan başka bir canlının plazmitini almasıydı. Transdüksiyon ise e, bir virüs yardımıyla veya da başka bir taşıyıcı ajan yardımıyla, taşıyıcı vektör yardımıyla bir bakteriye DNA parçası plazmit aktarımı olayıydı. Şimdi bir de çeşitliliğe sebep olan diğer faktörümüz mutasyon. Mutasyon arkadaşlar temelde gen yapısında ve kromozom sayısında hatta kromozom yapısında meydana gelen değişmeler. Buna sebep olan faktörlere biz mutajen adını veriyoruz. Bu mutajenler radyasyon olabilir, UV ışınları olabilir, X ışınları olabilir. İşte radyoaktif maddeler, bazı kimyasal maddeler, ilaçlar, hatta virüsler bile bu mutasyona sebep olabilmekte. Hatırlayın, virüsler az önceki slaytta demiştik, bakteriye gen aktarabiliyordu. E, bakterinin DNA'sına yeni bir gen eklediysem, o zaman bu bir mutasyon mudur? Evet, bu bir mutasyondur. Şimdi çok mantıklı bir dizilim var arkadaşlar bu DNA'mız üzerinde, şu DNA'mız üzerinde işte adenin, timin, guanin, stozin o kadar mantıklı ki işte bizi meydana getirmiş. Fakat bir mutasyon oldu. Buradaki harf dizilimi değişti. Bu harf diziliminin değişmesi sonucunda oluşan mutasyonlar genellikle çok mantıklı bir yazı dizisini bozduğu için çoğunlukla öldürücüdür. Letal. Ama bazıları canlıda olumlu olumsuz herhangi bir etki yapmıyor. İşte canlıda olumlu olumsuz bir etki yapmayan mutasyonlara biz nötr mutasyon adını veriyoruz arkadaşlar. Bazıları ölüme sebep oluyor. Mesela bir genin üretimini, bir enzimin, bir protein üretimini bozuyor ve canlı bundan dolayı ölebiliyor. Ya da bu mutasyon canlıya olumlu, olumsuz bir etki yapmıyor. Ona da nötr mutasyon diyoruz. Fakat nadir de olsa bazı mutasyonlar canlının işine yarayabiliyor arkadaşlar. Canlının avantajına bir durum oluyor. İşte böyle mutasyonlara biz yararlı mutasyonlar diyoruz. Bu yararlı mutasyonlar canlının adaptasyonuna sebep oluyor. Daha doğrusu bu yararlı mutasyonlar canlıda çeşitliliğe sebep oluyor. Canlının işine yaradığı için bulunduğu ortama daha rahat adapte olabiliyor. Eğer bu mutasyon canlının soma hücrelerinde, somatik hücrelerinde yani vücut hücrelerinde deri, kas, karaciğer gibi hücrelerinde meydana gelirse o zaman kalıtsal olmuyor. Sadece o kişiyi ilgilendiriyor. Deri hücresinde ultraviyole kaynaklı bir mutasyon oldu ve kişi cilt kanseri oldu. Sadece onu bağlar çocuğuna aktarılmaz. Sonraki nesle aktarılmaz. Fakat bu mutasyon gamet hücrelerinde, gamet ana hücresinde, sperm hücresi, yumurta hücresi ya da sperm ve yumurta ana hücrelerinde olursa o zaman kişiyi etkilemez ama sonraki kuşağa aktarılır. Mesela biraz sonra bahsedeceğiz. Kromozomlarda ayrılmama sonucu meydana gelen Down sendromu... E, 23 artı x veya 23 artı y şeklinde bir gamet oluşacakken 24 e, artı özür dilerim 22 artı x 22 artı y şeklinde bir gamet oluşacakken 23 artı x'li bir gamet oluşuyordu. Bu bir mutasyondu fakat bunu oluşturan anne ondan etkilenmiyor. Ondan sonraki yavru bu olaydan etkileniyordu. İşte burada orak hücreli anemi hastalığımız var arkadaşlar. O kalıtsal mutasyondan dolayı alveolin şekli bozulmuş. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane parmak var. Mutasyon sonucunda 6 parmaklılık olmuş. İşte yılanımız veya bazı kaplumbağalarda oluyor. Birden fazla kafaya sahip olma bir mutasyon. Bu koçumuzun, dikkat ederseniz 2, 4 tane boynuzu var. 4 boynuzda olma bir mutasyon arkadaşlar. Bu mutasyonun bazıların e, gen mutasyonu diye geçiyor. DNA'nın üzerinde farklı genlerimiz vardı hatırlarsanız şu DNA'mız. Mesela şurası işte saç rengi ile ilgili olan geni taşıyordu. İşte şurası atıyorum kafadan ten rengi ile ilgili işte şu ara bölgede kan grubu ile ilgili bilgi taşıyorsun. İşte bu gen bölgesinde bir gen ya da daha fazla gen çiftinin eklenmesi, silinmesi, yer değiştirmesi gibi durumda ortaya çıkan mutasyonlar. Şimdi bakın arkadaşlar burada takip ederseniz A, B, C diye giderken B kaybolmuş. Şu B geni aradan silinmiş. Klavyenizdeki del tuşunun fonksiyonu gerçekleşmiş. Silinme mutasyonu buna biz delesyon adını veriyoruz. Sonra burada A, B, C diye devam ederken A, B, B, C diye gitmiş. Şu B geni iki kez tekrar etmiş veya B nükleotidi iki kez tekrar etmiş. İki kez tekrar etmiş. Du, duplikasyon e, mutasyonu. Bir de arkadaşlar bizimki A, B, C, D, E, F diye giderken şu sarılma sonucunda bakınız E ile B yer değiştirmiş. İki tane gelin bulunacağı yerler veya iki tane nükleotidin bulunduğu yerler değişmiş. Olaya inversiyon diyoruz. Burada ise sonuncusunda farklı kromozomumuz var. Şu birinci kromozom. şu da ikinci kromozom. Crossing, aa, bu crossing over'a benzedi. Evet arkadaşlar. Crossing over da bir translokasyon mutasyonudur genlerin kromozom üzerindeki yerinin değişmesi. Buna biz kromozom yapısı mutasyonları diyoruz. Bir de az önce bahsettiğim o Down sendromu muhabbetinde olduğu gibi kromozom sayısı mutasyonları var. İşte 22 artı x ve 22 artı sıfırlı bir gamet oluşmuş. Burada gonozom ayrılmaması sonucunda olan bir mutasyon. Eğer bu x'lerde y'lerde değil de otozomlarda olsaydı 22 artı x yerine 23 artı x ...ya da 23 artı Y'li bir gamet oluşacaktı. Bu da otozomlarda ayrılmama olacaktı. Fakat yine bir e, kromozom sayısı mutasyonu kendisi. Şimdi biyolojik ıslah dediğimiz olay ne? Bu biyoteknoloji ve genetik mühendisliği bilimlerinden yararlanarak... ...özellikle tarımda, hayvancılıkta olur... ...yetiştirilen mevcut kültür bitkilerinde istenilen genlerin aktarılması... ...ve daha kaliteli, daha verimli bitkiler... E ee, daha verimli, hastalıklara daha dayanıklı hayvanlar üretmeyi amaçlayan bir yöntem. Biz buna biyolojik ıslah çalışması diyoruz. Geleneksel ıslah yönteminde iyi verimli olan bitkiler daha çok yetiştirilerek bu iş yapılıyordu. Şimdi olayı hızlandırma adına artık teknolojik imkanları, biyoteknoloji ve genetik mühendisliği imkanlarını kullanıyoruz. Bitki, hayvan ve mantar gibi canlıların verimliliğini arttırmayı amaçlıyoruz biyolojik ıslah yöntemiyle. Şimdi ne yapıyoruz? Bakterilerden elde edilen her bitki öldürücü daha doğrusu bitki zararlarına karşı etkili bir maddenin böceklere karşı etkili bir maddenin e, üretiminden sorumlu geni alıyoruz. Bunu gidip bitkiye aktarıyoruz. Normalde bu bakterinin ürettiği malzeme böceği öldürecekti. Gerek yok dedik. Biz veya bitkiyi öldürecekti. Tarım zararlısı olan yabani bitkiyi öldürecekti. Biz bunu aldık arkadaşlar. E, bitkiye ilgili maddeyi ilgili bitkiye aktardık. Böylece o bitkinin yaprağını yiyen böcek öldü. Biz tarım zararlısıyla uğraşmak zorunda kalmadık. Eğer biz o bitkinin yaprağını yemiyorsak bu güzel bir çözüm. Domatesde olduğu gibi. Böylece tarlaya ekilen bitkiler doğal olarak yabani otlarla mücadele veya yabani böceklerle mücadele edilebilir bir hale geliyor. Yine genel aktarımı yoluyla işte sele, tuzluluğa, toprak tuzluluğu artıyor çünkü sulama e, muhabbetinden dolayı. Veya çeşitli hastalıklara karşı dirençli bitkiler elde etme işi daha büyük yumurta, daha etli tavuk, daha bol süt veren inekler hepsi biyolojik ıslah yöntemiyle elde ediliyor ki bakınız arkadaşlar bu yapay seçilimde bir biyolojik ıslah yöntemi 1957 yılında yetişkin bir tavuk arkadaşlar yaklaşık 905 gram gelirken marketten aldığınız bir paket tavuk göğsü 600 gram falan geliyor 500-600 gram geliyor e o zaman insanları beslemeye yetmeyecek biz habire bunun en büyüğünü seçe seçe 2005'te 4 kilo gelen tavuklar elde etmişiz. Tabi bu 2005'te. Şimdi geldik 2023'e. Kim bilir daha ne kadar geliştirebildik bunu. Şimdi yapay seçilim arkadaşlar insanların bilinçli olarak yaptığı bir şeydi. Doğal seçilim öyle değildi. Çevre şartlarına uyum sağlayanlar hayatta kalıyordu. Biz e, kendi istediğimiz özellikleri seçmeye çalışıyoruz. Kontrollü olarak geliştiriyoruz. Doğal olarak buna sahip olan ya da gen nakledilerek böyle bir özellik verdiğimiz canlıyı Bile isteği seçiyoruz. Bakınız arkadaşlar bunların hepsi kaniş işte domestikus. Tür olarak aynı tür canlılar. Fakat bir sürü farklılık var. Neden? Bizim yaptığımız çiftleştirmeler ve bizim yaptığımız seçimlerden dolayı. Biz bu özellikteki canlıyı istemişiz. Bu özelliği elde edince bu özelliğe en yakın türleri kendi arasında, bireyleri kendi arasında çiftleştirip istediğimiz özelliğin ortaya çıkmasını sağlamışız öyle köpek yetiştiren veya köpek bakan arkadaşlarımız varsa Alman kurt köpeği denilen kurt köpeğinin e, şu gövde pozisyonu olsun. Gitgide arkaya doğru basık hale geldi. Arka ayakları habire kısaldı hayvancağızın. Çünkü vücut pozisyonu o şekilde güzel gördük. Arka ayağı kısa olsun diye uğraştık. Buna yapay seçilim diyoruz arkadaşlar. Bizim yaptığımız yapay seçilim doğada kendiliğinden olan doğal seçilim. Bakın bu yapay seçilim sonucunda artık karpuz yiyebiliyoruz. Niye biliyor musunuz? Arkadaşlar milattan önce 3000'li yıllarda aha 50 milimetrelik bir minicik karpuzcuk varmış. Şimdi karpuzun bilinen altı farklı çeşidi var. Ama 50 milimetrelik boyda. E bu kimseye yetmez. Yenecek bir durumda değil. Biz bunu arkadaşlar büyük olanını yetiştirip büyük olanın çekirdeğini tarlaya ekip o üründen daha büyük olanı seçip onun çekirdeğini tarlaya eke eke şimdiki formatına getirmişiz. Hatta yetmeyip hala daha karpuz gelişmeye devam ediyor. Ne yapıyoruz? Karpuzun çekirdeksizliğini e, yapıyoruz. Artık onu yetiştirmeye başladık. Bizim istediğimiz oldu. Doğal seçilim değil yapay seçilim. Sonuçta işte yapay seçilimle ekinlerden daha iyi ürün alıyor muyuz? Evet. Süs bitkilerinin belli renkte olanlarını yetiştiriyoruz arkadaşlar. Çiftlik hayvanlarında daha kaliteli, daha çok et vereni, daha fazla süt vereni e, seçiyoruz. Ya da yarış atlarında bunu kullanıyorlar. Yarış atında amaç atın hızlı koşması. Hızlı koşan atları seçerek bu iş yapılıyor. İşte e, at yarışını takip edenler varsa aranızda işte bunun annesi de şu yarışı kazanmıştı diye geçer. Annesinin hızlı koşan bir at e, olan taylar daha makbuldür Niye? biz bu seçimi yapıyoruz. Buna biz bunu biz yaptığımız için yapay seçilim oldu. Yine en meşhur örneklerinden bir tanesi yabani hardal bitkisi. Arkadaşlar çok sevinmese bile şu bizim brokoli karnıbahar şuradaki o normal dolması yapılan pardon sarması yapılan lahana kıvırcık gibi olan lahana bir de alabaş diye pazarda satılan turbumsu bu bitki bunların hepsi aslında Aynı yaban ardalı. Bu yaban ardalının e, bir mutasyon sonucunda şu gövde kısmı çok gelişmiş olanlarını biz yer lahanası veyahut da e, alabaş diye tüketiyoruz. Boyu kısa kalıp yaprakları böyle dal üzerine, şimdi şu dal ya, bu dalın üzerindeki yapraklar böyle ayrı ayrı büyüyeceklerdi. Şu ara gövde kısa olunca yapraklar birbirine sarılmış halde çıkıyor. Hemen Bunun dibinde bir tane daha. Ve böylece normal lahana oluşuyor. Bir mutasyon sonucunda bu boyu kısa kalan e, bitkilerin lahana olarak tüketiyoruz. İşte çiçek gelişimini baskılamış olanları brokoli olarak, e, çiçeği kısır olanları karnabahar olarak tüketiyoruz. Bunu bizim yetiştirmemizle alakalı ben karnabahar tohumunu ekiyorsam yani çiçek kısırlığı olan bir bitkinin tohumunu veya vejetatifini üretiyorsam o artık karnabahar olarak satılıyor piyasada. Bu da bir yapay seçilim oldu. Doğal seçilim ve yapay seçilim e, muhabbetinde arkadaşlar, şu Mısır'ın günümüzdeki Mısır bu. Şu da ilk atası onun. İşte zürafanın aynı durum, uzun boylu olanların hayatta kalması. Şunu yanlış anlayarak, işte zürafa yüksekteki dallara ulaşmak için boynunu uzata uzata, boynu uzamıştır demiyoruz. Eğer öyle bir şey varsa, o olay modifikasyon olur arkadaşlar. Burada dediğimiz şey şu: piyasada kısa boylu zürafalar vardı. Uzun boylu zürafalar vardı. Kısa boylu zürafalar ağaçların alt dallarını yiyordu. Şunun gibi boyu da çok kısa olmadığı için yerdekini yemekte zorlan zorlanıyor. Hani boyu çok kısa olsa yerdekini yiyecek. Boyu uzun olduğu için yerdekini yemekte zorlanıyor. Ağacın alttaki dallarını yemeye çalışıyor. Ağacın altında da dal kalmayınca veya kısa boylu ağaç kalmayınca o zaman bunlar baskın duruma geçiyor. Bu doğal seçilimdir. Bu yapay seçilimle oluşan bitkileri ben kültür ortamında yani tarlamda bahçemde yetiştirmez doğaya tekrar bırakırsam arkadaşlar yine eski haline evrimleşebilirler. Yapay seçilim seçilen türünün hızlı bir şekilde değişmesini sağlarken doğaya serbest bırakılırsa aynı hızda tekrardan ata formuna dönebiliyorlar. Doğal seçilim yapay seçilimi ben yaptım ama doğal seçilimi durdurmadım. Dolayısıyla doğal seçilim doğada devam ettiği için tekrardan eski özelliklerini kazanacaklar. Bunlar arkadaşlar. Dedik ve e, bu konumuzu da bitirdik. Canlılar ve çevreyi tamamladık. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar arkadaşlar. Görüşmek üzere.